hoş geldiniz 24 ekranlarına. Nur Köşker ben, Analiz Sentez programıyla karşınızdayız. İki saat boyunca birlikte olacağız iç dış politikada. Ekonomide ne var ne yoksa konuşacağız ve her sabah olduğu gibi önce Ankara'ya gideceğiz. Türk Medya Ankara Haber Müdürü Ümit Çetin karşımızda. Ümit hoş geldin, günaydın. Günaydın, merhabalar. Ankara'nın gündemiyle başlayalım mı? Neler var, neler yok, neler olacak bugün? Tabii bugün biraz siyaset ağırlıklı gündemimiz var. Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da programı olacak. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısı var bugün AK Parti Genel Merkezi'nde. Türkiye Büyük Millet Meclisi de malum salı muhalefet partilerinin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantıları olacak. O grup toplantıları hem CHP hem MHP hem HDP grup toplantılarında da siyaset konuşulacak, değerlendirmeler yapılacak. Gündemdeki belki biraz sonra konuşacağımız birçok konu siyasetçilerin de gündeminde olacak. Son gelişmelere dair yorumları dinleyeceğiz. Dediğimiz gibi bir gün boyunca siyaset ağırlıklı bir gündemi. Dün biraz daha ekonomiyi takip etmiştik. Evet. Bugün biraz daha siyaseti takip edeceğiz. Tabii ekonomiden bağımsız değil tabii ki. Dün yine merakla beklediğimiz bir diğer gelişme kabine toplantısının ardından yapılacak açıklamalarda memur ve memur emeklerin zam oranı belli oldu. Hem bunu konuşalım hem de kabine toplantısında başka neler konuşuldu diye detayları senden dinleyelim. Tabii kabine toplantısında birçok konu ele alındı ama ekonomi en önemli başlıktı. Dolayısıyla son zamanlarda ekonomiyi çok daha fazla konuşur hale geldik. Evet. Bunun kabineye yansıması da oluyor. Ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Tabii hem emekli hem memur beklentileri vardı. Emekliler zam oranıyla ilgili beklentileri nedeniyle ekran karşısındaydı. Memurlar da zam oranı enflasyon oranıyla birlikte belli olmuştu ama bir ek zam beklentisi vardı. O ek zamla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne diyeceğini merak ediyorlardı. Cumhurbaşkanı emeklilerle ilgili en düşük emekli aylığının 2500 lira olacağını söyledi. Yani yaklaşık 1000 liralık bir artıştan bahsetti. En düşük emekli aylığı 1500 lira civarındaydı. Bundan sonra 2500 lira olarak uygulanacak. O yukarıya doğru kademeli olarak artırılacak. Çünkü çeşitli düzeylerde maaş alıyor emekliler. Çünkü farklı farklı kurumlardan, farklı farklı sistemlerden emekli olmuş durumdalar. Bütün sistemlerin ortaklaştırılması da mümkün değil gibi görünüyor ama en azından ona göre bütün sistemlere yansıyacak şekilde yukarıya doğru iyileştirmeler yapılacak maaşlarda. Onlar da muhtemelen gün içerisinde biraz daha ayrıntıları da netleşmiş olur diğer emekliler için oranlarla ilgili. Memurlarda da 2,5 puanlık ek zam geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Böylece toplamda toplu sözleşmeden doğan zam oranıyla toplayınca da 7,5 civarında bir zam gelecek. Toplamda %30,5 zam memura verilecek. O da tabii ki kademeli olarak. Çeşitli memuriyet düzeyleri, dereceleri, bir sürü böyle karışık sistemler, çok bizim anlamadığımız karışık sistemler var orada. O karışık sistemler, karışık hesaplara göre de memurlar ne kadar zam alacaklarını görecekler. Zaten memurlar bu anlamda çok yakından takip ediyor. O hesaplama yöntemlerini de bizden çok çok daha iyi biliyorlar. Dolayısıyla bu açıklanan oranlara göre kendi maaşlarına ne kadar yansıyacağını aşağı yukarı hesaplayabilecekler. Zaten şurada çok fazla kalmadı. Ayın 15'inde de memurlar hesaplarına yatan maaşları görecekler ve ne kadar zam aldıklarını net bir şekilde hesaplayabilecekler. Evet. Bu müjdeleri verdi. Birçok değerlendirme yaptı. Ama şu temel hedefi tekrarladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ne memurumuzu, ne işçimizi, ne emeklimizi, ne çalışanımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da ezdirmeyeceğiz.
Bunun için gereken adımları atacağız. Attık. Bundan sonra da ek tedbirler olursa yine o ek tedbirleri de konuşabiliriz. İşte Temmuz ayında tekrar işte maaşların güncellenmesi, zam oranları gündemde biliyorsunuz. Mesela emekliler için Temmuz ayında tekrar değerlendirme yaparız. Gerekirse enflasyon zammı da ekleyebiliriz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte kömür yardımları yapılıyor. Buna sadece kömür yardımıyla kalmayacağız. Doğalgaz yardımları da vereceğiz dedi. Bunun gibi sosyal önlemlerle ilgili birçok değerlendirme yaptı. Tabii genel ekonomiye ilişkinde işte enflasyon ile ilgili, enflasyonla mücadele noktasında da değerlendirmeleri vardı. İhracatla ilgili değerlendirmeleri vardı. İhracatı daha çok artıracağız. Artık cari fazla verir hale geleceğiz vurgusu vardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Zaten temel hedef bu. Yeni ekonomi modelinin de temel dayanak noktalarından biri de ihracatı artırmak, cari fazla vermek ve bu sayede hem istihdamı hem üretimi artırmak ve Türkiye'yi kalkındırmak. Temel hedef bu. Bununla ilgili değerlendirmelerini yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir de yeni mezunların yüzünü güldürecek bir haber verdi. Şunu söyledi: son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezunu gençlere en az 12 ay istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmelere 100 bin lira destek vereceklerini açıkladı. Senin ilk iş aradığın dönemler nasıldı bilmiyorum ama hemen hemen zannediyorum hepimiz geçtik o süreçten. Bir iş başvurusu yapacağımızda yeni mezun olmuşuz ama tecrübe şartı aranıyor. İş yerleri tecrübesiz çalışan almak istemiyor. Çalışmadan da nasıl tecrübe kazanacağız gibi, böyle tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan gibi böyle bir düzleme çıkıyordu bu mesele ama zannediyorum biraz da açıklanan bu yeni teşviklerle bu konuda büyük bir rahatlama da olacak gibi görünüyor ama sen ne dersin Ümit Çetin? Tabii tecrübe kazanmak için çalışabilmek lazım. Çalışabilmek için de iş bulmak lazım. Bu noktada verilen önemli bir destek. Mesleki eğitim çok çok önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda çok çok hassas. Son yıllarda da mesleki eğitimle ilgili bir takım ataklar, bir takım yatırımlar yapılıyor. Mesleki eğitimin özendirilmesi noktasında da bir takım adımlar atılıyor. Bundan sonra da atılacak. Muhtemelen yeni adımlar da gelecek. En son Milli Eğitim Bakanı da benzer açıklamalar yapmıştı. Mesleki eğitimi önemsiyoruz ve mesleki eğitimi yaygınlaştırmak, o ara eleman ihtiyacı Türkiye'nin çok çok önemli. Maalesef daha önce işte katsayı problemleriyle, bir takım ideolojik nedenlerle önleri kesilen meslek liseliler vardı. Ve bu Türkiye'ye de şu an bize sorun olarak ortaya çıktı. Ara eleman sorunu. O ara eleman sorununu ortadan kaldırmanın yolu da mesleki eğitimi özendirmek. Mesleki eğitimi özendirmenin en önemli yolu da mesleki eğitim alanların iş bulma garantisini sağlayabilmek ya da iş bulma imkanını biraz daha artırmak. Bu noktada atılmış önemli bir adım. Tabii ki yeni mezunlara da, üniversite mezunları da, üniversitede işsizler olmasın diye, üniversitede işsiz sayısı daha da azalsın diye, hatta gönül ister ki hiç olmasın, önemli bir teşvik düzenlendi. Genç istihdamı işte 100 bin liraya kadar, işte 12 ay istihdam taahhüdü verirse firmalar 100 bin liraya kadar faizsiz destek verilecek. İşte 2 yıl sonra işte 24 ay taksitle o alınan desteği ödeyecekler. İşte kadın istihdamında da bu biraz daha artırılacak. İşte 110 bin liraya çıkarılacak. Meslek lisesi üniversite mezunları için çok çok önemli bir destek. Onların da yüzünü güldürecek bir destek. Ve firmalar için de çok cazip bir destek. Çünkü faizsiz destek almak son dönemde çok fazla mümkün değil bildiğiniz üzere. Bu hem yeni istihdam sağlayacak, hem firmasını genişletebilecek, hem de çok uzun vadede geri ödeyeceği bir faizsiz destek almış olacak. Hem firmalar için hem iş arayan yeni mezunlar, yani üniversite mezunları ve meslek liselileri için bir kazan kazan formülü ortaya konulmuş. Bu formül umarız daha da yaygınlaştırılır. Tam anlamıyla belki de yerleşik hale getirilir önümüzdeki dönemde. Ama bunun önemini zaten onlar, iş arayanlar çok çok iyi biliyor. Evet.
devam edelim siyaset cephesine de bakalım neler olup bitiyor diye. Şimdi CHP'de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında karar çıktı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu seçmene hakaret eden iki belediye başkanını sadece uyarmakla yetindi. Uyarı cezası verdi. Nasıl okumalıyız disiplin kurulundan çıkan bu kararı? Yani aslında beklenen oldu. Zaten daha fazla bir ceza önerilmiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi disipline sevk ederken bu iki isim ne yapmıştı? İşte bir kadınla bir diyaloğunu anlatıyordu Tanju Özcan, hatırlanacağı üzere. İşte ahlaka mugayir diyebileceğimiz, burada tekrar edemeyeceğimiz, tekrar etmememiz gereken bir takım ifadeler. Diğer taraftan işte Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın küfürleri sosyal medyada işte video halinde çok dolaştı. Maalesef dinledik işimiz gereği. O da işte burada tekrar edemeyeceğimiz bir sürü işte sin kaflı ifade kullanıyordu. Bu ikisi işte bir süre bekledi Cumhuriyet Halk Partisi. Sonrasında işte tepkiler artınca bu iki isme işte mecburen disipline sevk edildi. Sevk ederken de onları koruyucu bir şerh düşüldü. İşte uyarı cezası istemiyle sevk edelim. Ve uyarı cezası istemiyle sevk edildi. Önce bir işte dosyalar eksik denildi, karar biraz daha ötelendi. Ama sonunda işte uyarı cezası verildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde, belki hani İyi Parti'yi de buna ekleyebiliriz. Millete küfür, işte şehidin bacısına küfür, çok ihracı gerektiren bir suç değil. İşte vatandaşa küfür, ihracı gerektirecek bir suç değil. Ama işte genel başkanı eleştirirseniz anında disiplin kurulu hakkınızda ihraç istemiyle işlem başlatır ve anında ihraç edilirsiniz. İşte mesela İyi Parti için Ümit Özdağ bir örnektir. İşte Mehmet Sevigen de Cumhuriyet Halk Partisi için, son örnekler olduğu için bunları veriyorum, bir örnektir. İşte bunlar genel başkanı, genel başkanları eleştirmişti. İşte parti terör örgütleriyle yakınlaşıyor görüntüsü veriyor. Terör örgütleriyle yakınlaşıyor. Bu partimiz için iyi bir şey değil. Buna engel olun, bunu durdurun gibi türünden her iki isimde eleştiriler yapmıştı her iki genel başkana. Ama onlar da hemen ihraç istemiyle disipline sevk edildiler ve ihraç edildiler partilerinden. Ama vatandaşa küfrettiğiniz zaman, şehidin bacısına küfrettiğiniz zaman ihraç istemiyle değil, uyarı istemiyle disipline sevk ediliyorsunuz. İyi Parti örneğinde hiç disipline bile sevk edilmiyorsunuz. Evet. Sadece işte görevinizden ayrılmanız isteniyor. O da tepkileri azaltmak için. Ama partide göreviniz devam ediyor. Milletvekili olarak devam ediyorsunuz. Yine aynı şekilde hiçbir şey olmamış gibi her şeyin unutulmasını bekliyorsunuz. Ama işte arşiv kayıtları unutmuyor. Bu tip durumlarda da hatırımıza geliyor, hatırlara geliyor. Sadece bizim değil, biz hani bu işin profesyonelleriyiz belki ama vatandaşın da aklına geliyor. Vatandaş da seçim sandığına gittiğinde tüm bu yaşananları da göz önünde bulunduracaktır. Tanju Özcan'ın yine aslında tek bir skandalını değil, farklı birçok skandal eylemini konuştuk. Bunun içinde mültecilerle ilgili yaptığı açıklamalar da vardı. İşte evlenmek istiyorlarsa 100 bin lira ödesinler, su satın alacaklarsa iki katı fatura ödesinler, su kullanacaklarsa gibi de açıklamaları vardı. Bununla ilgili ayrımcı fiyat düzenleme kararları Bolu Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme kararının ardından da Tanju Özcan tam da kendisinin terbiyesine yakışır nitelikte özetledi olayı ve göçmen sevenler kınay aksınlar ifadelerini kullandı. Buna ne dersin Ümit Çetin? Yani bu artık hani siyaseten değil, insani açıdan değerlendirilecek bir durum. Yani ırkçılığa kadar varacak ifadeler var orada. Evet, Suriyeliler bir şekilde memleketlerinden, yurtlarından edildiler. Yani oradaki manzarayı biz televizyon ekranlarından görürken içimiz acıyor. Onlar o manzaranın içinde yaşadılar. Ve biz onları geçici de olarak, yani bir süre misafir etme kararı aldık. Kapımızı açtık. Çünkü onlar bizim tarihsel olarak, kültürel olarak bağlantılı olduğumuz kimselerdi. Ve onları şimdilik misafir ediyoruz. Ama hani bu misafirlik müddetince de bir takım ayrımcılığa maruz kaldıkları vakidir. Bolu'da daha fazla ayrımcılığa kaldıkları vaki görüyoruz. Tanju Özcan'ın son ifadeleri de biraz hani ırkçılığa varacak boyutta maalesef.
Umarız hani biraz daha hani empati yeteneğini geliştirebilir, empati evet. yapabilir. Ama empati yapamayacak gibi de görünüyor. Çünkü son açıklamalarına bakılırsa bu karardan sonra ben mücadeleme devam edeceğim, ben onları buradan göndereceğim tarzında. Bir yaklaşımı söz konusu, o yaklaşımda devam edecek gibi. Evet. Yani bizim açımızdan, yani en azından siyaseten de okuduğumuzda umutsuz vaka durumunda şu an Tanju Özcan o bağlamda. Bakalım ne olacak. Hı hı. Devam edelim siyasetteki bir diğer öne çıkan gelişmeyle. Aralarında HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 40 fezleke meclise ulaştı. Şimdi bu ne anlama geliyor ve bundan sonraki süreç nasıl işleyecek, neler olup bitecek? Bu şu anlama geliyor: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde terör örgütlerine açıktan destek verirseniz, terör örgütleriyle aranıza mesafe koyamazsanız, işte bu ülkenin polisine, askerine, öğretmenine, siviline kurşun sıkanları savunmaya kalkarsanız, işte mahkeme salonlarında hakime parmak sallamaya kalkarsanız, bunun da bir bedeli var. O bedeli de ödersiniz. Bu bedelde hukuki yollardan, Türkiye bir hukuk devleti, hukuki yollardan o bedeli de ödersiniz. O bedeli ödemenin milletvekili için yolunu açan şey de fezlekedir. Fezlekeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelir. Dokunulmazlığın kaldırılması istemi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bir karar verir. Dokunulmazlığı kaldırır ve bağımsız mahkemeler o kişileri, milletvekili sıfatını taşıyan ama dokunulmazlıkları Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kaldırılan o kişileri yargılamaya başlar. Hukuk kurallarına göre yargılama yapılır. O hukuk kurallarına göre yargılama sonucunda da ceza alması gerekiyorsa ceza alır. Yani dolayısıyla hani ben şunu yapıyorum, işte ben işte terör örgütüne, terör örgütleriyle aramda mesafe bırakmıyorum, İşte terör örgütünü savunacak noktaya geliyorum, hatta savunuyorum derseniz onun bedelini ödemeye hazırsınız demektir. Onun bedelini ödemenin yolu da Türkiye'de bellidir. Hukuki ilkeler ortadadır. Bu da onlardan biri. Sadece Pervin Buldan yok. Bir sürü isim var. Evet. Farklı farklı. Sadece işte terörle iltisak değil ya da terör örgütlerine destek değil suçlamalar. Bir sürü başka suçlamalarla, işte adli bir takım konular da var bazı milletvekilleri hakkında fezlekelerde. O adli konularda yine o milletvekilleriyle ilgili meseleler, bunları Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlaştıracak, bir karara bağlayacak. Eğer dokunulmazlıkları kaldırılması gerekiyorsa kaldıracak. Sonrasında da mahkemelerde yargılanacaklar. Mahkemelerde Türk milleti adına hukuk yol göstericiliğinde kararını verecek. Biz de o kararları takip edeceğiz. Siyaset ve ekonomideki gelişmeler bunlarken, öte yandan bizim bitmek bilmeyen derdimiz küresel dert diyeceğim. Koronavirüsle ilgili gelişmeleri de takip ediyoruz. Bir yandan omikron varyantı çıktı. Ne olacak diye bekliyoruz. Çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Artık 19 bin, 18 bin vakaları konuşuyorduk biz derken omikronun söyleyemedim. Benim her gün yayında söyleyemediğim bir kelime oluyor. Bugün de omikronmuş, o da onu da görmüş olduk. Omikronun da Türkiye'de görülmesiyle birlikte. Umarız son varyant olur da. Evet. Diğer varyantlara alışmaya çalışmayız. Evet. Omikronla bitiririz umarız bu işi. Umarım öyle olur. Bir ara bir yabancı sitelerde bir haber yer almıştı, hatırlarsın sen de. Delmikron varyantı çıktı, hem Delta hem Omikron'un özelliklerini gösteriyor diye. Hı-hı. Ona da bayağı gülmüştük. Hani isim o üstüne isim ama çıkıyor. Evet evet. Neyse ki yalanlandı, öyle bir varyant yokmuş. Şimdi seninle de konuşmuştuk. Bilmiyorum, 3. aşını olabildin mi? Çok yoğun bir tempomuz var. 3. aşının Turkuvak olacağını söylemiştin. Turkuvak'la ilgili güzel haberler de geliyor bir yandan. Bugün olacağım kısmetse Turkuvak olmayı planlamıştım. Bugün işte gidip hastaneden olacağım. 4. dozu olacağım ben bu arada. Hep Sinovac oldum. 3 doz. Evet, evet, doğru. 4. Evet. dozu da yine inaktif aşı olarak Turkuvak olacağım. En son yapılan açıklamalar biraz daha içimi rahatlattı. İşte omikron varyantına karşı etkili açıklaması geldi Ateş Kara Hoca'dan. O biraz daha içimi rahatlattı. Zaten evet. Turkovak'la ilgili yapılan açıklamalar, analizleri böyle okuduğumuzda da işte Turkovak'ın hani Sinovac'tan biraz daha fazla antikor yanıtı ürettiği
ifade ediliyordu. İnaktif aşı olanlar için söylüyoruz. Tabii BioNTech biraz daha fazla antikor yanıtı üretiyor gördüğümüz kadarıyla. Evet. Dolayısıyla TÜRKOVAK'la ilgili yapılan açıklamalar da böyle içimi rahatlatıyor. Bakalım bugün kısmetsiz olmayı düşünüyorum. Umarım az yan etkisi olur BioNTech'le ilgili, çünkü öyle şikayetler çok oluyor, yani çok fazla yan etkisi oluyor diye. Ben ikinci dozda çok etkilenmiştim. İki aşımı da ben BioNTech oldum. Üçüncüyü de BioNTech olmayı düşünüyorum. İkisiyle öyle başladığım için öyle devam etsin fikriyle. Bakalım sonrasında yine konuşuruz seninle nasıl yan etkileri oldu diye, ama umarım dediğim gibi hafif semptomlarla geçer. Umarım, umarım. Ama işte bu omikron çok hızlı yayılıyor. İşte ben rakamlara bir bakayım dedim. İşte Aralık ayının 11'inde 19 binli rakamları konuşurken dün 44 bini gördük. Evet. Bu muhtemelen böyle 100 binlere doğru gidecek, öyle görünüyor. Çok hızlı yayılıyor. Dolayısıyla işte benim eşim, dostum, yakınım, çok tanıdığım, kardeşim, arkadaşım demeyin, herkesten uzaklaşın. Çünkü burada en önemli şey tedbir. O tedbiri almazsak omikronu bir kişi etrafındaki 10 kişiye, 20 kişiye anında bulaştırabiliyor. Çok hızlı bulaştığı için nasıl virüsü kaptığınızı bile fark edemezsiniz. Dolayısıyla bu omikron varyantından korunmanın yolu klasik yöntemler. Aşı onun başında geliyor. Maske, mesafe, hijyen tedbirlerinde ihmal etmememiz gerekiyor. Bu hani birazcık o tedbirleri gevşettiğimiz için bu kadar hızlı yayılıyor. Evet. Ki mesela griple ilgili de son dönemde influenza ile ilgili de bir salgın söz konusu. Bu da işte o maske, mesafe, hijyen tedbirlerini, özellikle maskeyi biraz daha ihmal ettiğimiz için oldu. Geçtiğimiz sene hatırlarsan hiç grip vakası neredeyse yoktu. Yani gripin adını bile duymadık. Hastanelerde işte doktorların yaptığı açıklamalarda da işte grip vakaları çok nadir geliyor demişlerdi. Ama bu sene işte o tedbirleri biraz daha gevşettiğimiz için grip de aynı zamanda koronavirüsle birlikte bir hastalık olarak, bir salgın olarak etrafımızda, ikisine de dikkat etmek lazım. Grip de sonuçta öldürücü bir hastalık. Biz toplum olarak biraz böyle rehavete çabuk kapılmaya meyyal yapıya sahibiz. Zaten aradaki sıcakkanlılık da var. Maksimum seviye halay mesafesi falan oluyor maalesef. Omikrona rağmen de devam ediyor. Yani çok az kişiden duydum ben. Hani ya biz artık evin içinde bile hani birinin burnu aksa hemen maskeyle geziyoruz diye. Eğer gerçekten bu kadar rahat davranmaya devam edersek 44 binlerin de üstü görülecek. Zannediyorum şu da biraz daha böyle rahatlatıyor insanları. Ya işte çabuk bulaşıyormuş ama aslında daha az semptomla geçiyormuş. Grip gibi işte, bir de rahatlıkla birlikte tamamen sağlık gibi görünüyor tedbirleri. İşte onun bir garantisi yok. Yani evet. Onu ben çok yakından daha önce de anlatmıştım. Çok yakından gördüm. İşte eşimle aynı anda işte eşime ben bulaştırdım. Eşim çok daha hafif geçirdi. Ben çok ağır geçirdim. Yani onun garantisi yok. Her bünyeye göre, her kişiye göre nasıl geçireceğiniz değişiyor. Yani o genellemeleri kendinize algılamayın. Bence insanlar en kötüsünü düşünmeli. Kötü geçireceğini, ağır geçireceğini düşünerek hareket etmeli. Çünkü herkes hafif geçireceğini düşünüyor. Bu virüs ilk çıktığında, işte Çin'de ortaya çıktığında, işte Wuhan'daki meseleler ilk haber olduğunda hiç bize gelmeyecekmiş gibi, Türkiye'ye hiç uğramayacakmış gibi, bize çok uzakmış gibi geliyordu. Çok kısa bir sürede Türkiye'ye de geldiğini gördük. Dolayısıyla ben ağır geçirmem. Bir sürü ağır geçiren var. İşte hayatını kaybedenler var. Ben giderim işte virüsü kaparsam evde 3-5 gün yatarım, 10 gün yatarım. Ondan sonra kalkar gelirim dememek lazım. Ağır geçirme seçeneğini de, ağır geçirme riskini de düşünmek lazım. Çünkü o risk hayati neticeler doğuruyor. Maalesef insanlar her gün hayatlarını kaybediyor. Her gün açıklanan tablodaki rakamlar sadece rakam değil. Her biri bir insan. Her biri bir ebeveyn belki. Her biri bir evlat belki. Dolayısıyla o rakamlara bir bakmak lazım.
hayatını kaybedenleri de görmek lazım. Evet, maalesef. Ben şöyle çok kısa bir örnek vereyim. 27 yaşındayım. 1,5 sene önce geçirdim koronavirüsü ve ben de maalesef aynı fikirdeydim. Hani ya bir şey olmaz, hani geçirsem de çabuk atlatırım falan diye, hiçbir kronik rahatsızlığım da yok ama o işler öyle olmuyormuş. Hani 2 hafta hastanede yatmak zorunda kalınca gördük, çok böyle kestirebileceğimiz bir şey değil aslında. Kimin hafif, kimin ağır geçireceği, o işler hiç belli olmuyor diyelim. Aşılarımızı olmaya dikkat edelim. Ümit Çetin, çok teşekkür ederim değerlendirmelerin için. Görüşürüz yine. Hoşça kal. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. 24 Ankara Haber Müdürü Ümit Çetin değerlendirmelerini aktardı. Kısa bir reklam, sonra tekrar beraberiz. Hoş geldiniz tekrar 24 ekranlarına. Bir kez daha günaydın diyelim. Devam ediyor Analiz Sentez programı. Neler konuşacağız? Başlık başlık önce onları çok kısa özetleyeceğim sizlere. Sonrasında da konuklarımı takdim edeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayacağız. Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunduğu, merakla bekleniyordu bir süredir, memur ve emeklerin zam oranı ne olacak diye, bu oran açıklandı. Ardından da yine güzel müjdeler verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk konumuz bu olacak. 2021 yılı dış ticaret karnesini de açıkladı. Ekonomiye, iç dış politikaya, siyasete detaylı bir şekilde bakacağız diyelim ve hemen konuklarımı takdim edeyim sizlere. Profesör Murat Ferman, Beykent Üniversitesi Rektörü yayın konuğumuz olacak. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Nur Hanım, günaydın Tonguç kardeşim, günaydın Melik kardeşim. Günaydınlar, sağ olun. Yücel... Günaydınlar hocam. Günaydın sevgili hocam. Yücel günaydın. Tonguç Erbaş, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Tonguç hocam günaydın, siz de hoş geldiniz. Ben de tüm konuklara, sizlere merhabalar, iyi yayınlar, hoş bulduk diyorum. Teşekkürler, sağ olun. Ve Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğiter bugün uzun blokta bizimle olacak. Ben de merak ettiğim ne varsa soracağım kendisine. Melik günaydın, hoş geldin. Günaydın, merhabalar. Murat hocam ve Tonguç hocama saygılar sunuyorum. Günaydın. Günaydınlar. Hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalar oldu dedik. Memur ve emeklerin merakla beklediği zam oranını açıkladı. Murat hocam sizinle başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz zam oranını? Ardından sizin dikkatinizi çeken hangi mesajlar oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar arasında? Evet, tabii Melik kardeşimiz bu konuya daha hakim olarak mutlaka bize ekonomi yardımcı olacak. Ekonomi kısmını, yok ekonomi kısmını soruyorum ben, hocam. Tabii ben şunu vurgulayayım bir kere Sayın Cumhurbaşkanı, enflasyonda görülen seviye ile ilgili olarak üzüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Ve bu konunun, bu enflasyon meselesine vaziyet edileceğine dair kuvvetli bir ifade sarf etti. Bu gerçekten önem taşıyor bence. Çünkü netice itibariyle ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Enflasyon meselesini tahkim etmedikçe, enflasyon meselesinin şu anda gelmiş olduğu grafiğe daha kuvvetli ve topyekun vaziyet etmedikçe 2022 yılının birinci çeyreğinden sonraki gidişatında bizlere zorluk çıkaracak. Zaten mahiyet itibariyle karmaşık, kompleks, belirsizliklerle kaim global trendlerin de ters rüzgarı altında seyredecek. 2022 yılındaki trendi daha da zorlaştıracak bir mesele olduğu açık. O bakımdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki deklarasyonu ve irade ve karar beyanı önemli. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde, geçtiğimiz günlerde bizim de farklı şekillerde ifade ettiğimiz gibi elbette doğal bir reaksiyon olmakla beraber bir parça kurla ve diğer dinamiklerle uğraşmaktan enflasyon meselesi sanki perde arkasına, sütre arkasına itilmiş gibi veya orada kalmış gibi bir izlenim oluşuyor. Halbuki unutmayın, enflasyon aslında ne kadar iyi bir mimari proje, ne kadar iyi bir mimari yapılanma, ne kadar iyi bir malzeme kullanırsanız kullanın, zemin anlamına gelir. Eğer zemin sağlam değilse, zemin etüdü iyi yapılmamışsa, üzerindeki bütün gelişmeler, bütün inşaatlar sürdürülebilir ve güvenilebilir bir konstrüksiyonu veya yapıyı yansıtmaz. Dolayısıyla enflasyon bir numaralı sorunumuzdur. Enflasyon her şeyden önceliklidir. Ve gelinen noktada enflasyonun artık
kırılması gerekmektedir. Bununla ilgili olarak farklı vaziyet edecek meseleler var. Bunu da değineceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı tabii bu bence ifadelerinde en kuvvetli deklarasyon bu yönde idi. Aynı zamanda özellikle emekli kesimin belirli bir düzeyin altında maaş alan ve sayıları 1,5 milyonu aşan bir zümresine de bir müjde verilmiş oldu. Anlaşılıyor ki 2500 lira emekli maaşlarında yeni tabanı oluşturuyor. Bunun dışında tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın önemli bir açıklaması da dün ihracat verileriydi. Oradan hareketle de herhalde değerlendirmelerimize devam ederiz diyerek ben sözü burada müsaade ederseniz diğer dostlara bırakayım. Ben de sözü o zaman Tonguç Hocam'a bırakayım. Siz ne dersiniz Tonguç Hocam? Nasıl buldunuz oranı? Ya şöyle tabii şimdi bir kere asgari ücret, işte emekli maaşları, Sayın Hocam'ın ifade ettiği gibi son döneme enflasyondaki gelişmelerin ve aslına bakarsanız hala o dalgalanmaların yani fiyatların bir nebze bir noktada oturmadığı bir dönemde yaşadığımız söylememiz gerekiyor. Bu şartlar altında yeni yıla girerken belli oranlarla desteklendiği bir dönemde yaşıyoruz. Yani burada işte önce işçi belki kesimi için konuşabiliriz. Şimdiki açıklamaları Sayın Cumhurbaşkanı'nın biraz daha emeklilere yönelik bu oranın en azından enflasyonla biraz daha koruyuculuk etkisi yapabilecek bir seviyeye yani dip noktanın çekildiğini görüyoruz. İkincisi de herhalde bu sene içinde çok konuşacağız. Yani Türkiye ekonomisinin güçlü yönleriyle yani biraz zayıf kalmış ya da üstünde bu güçlü yönleri de zaman zaman etkileyebilen işte enflasyon gibi zayıf yönlerimiz de ikiye ayrılacağız gibi gözüküyor ve buradaki gelişmelere bakacağız. Burada da Sayın Cumhurbaşkanımız tabii bizim için de aslında bu program içinde hep konuştuğumuz işte yeni büyümeye yönelik, ihracata yönelik programın ihracat kanalında da çok güçlü seyrettiğini hani yılı işte 225 milyar doların üstünde, önümüzdeki yıl 250 milyar doların üstünde bir beklentiyle devam ediyor olması aslında ısrarcı bir şekilde bu politikanın da uygulanmaya devam edilerek buradan alınacak sonuçların bekleneceği ve burada büyük ihtimalle biz cari fazla büyüme ve ihracata odaklanacağız. Aynı zamanda bir fiyat dengelenmesi sonrasında da o enflasyonda beklenen aşağı doğru hareketi takip edeceğiz. Dolayısıyla bu bir hani yıl başlangıcı gibi düşünebileceğimiz bir deklarasyon gibi geliyor bana. Yani fiyatları enflasyona göre bu oranlarda dengeliyoruz şimdilik. Güçlü yanlarımızı görmeye devam ediyoruz. Zayıf kaldığımızı düşündüğümüz ya da üzerine çalışmamız gereken ekonomik başlıkları da yani bu yıl içerisinde üzerine daha fazla eğileceğiz gibi bir özetti. Bakalım yani yeni yıl inşallah bu açıdan da hem takip etmek açısından biraz daha bizim için kolay olur diyelim hani rakamlar açısından hem de sonuçlarını program sonrasında başarıyla alacağımız bir yıl olur. Evet. Murat Hocam ve Tonguç Bey genel çerçeveyi çizdi. Melik Yiğiter, senin eklemek istediklerin neler? Şimdi şöyle yani hem Murat Hocam hem Tonguç Bey'in de ifade ettiği gibi enflasyon en temel problem. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu problemi de söyledi ve problemden de kaçtığını değil tam tersi bu problemin muhatabı olduğunda kendisinin olduğunu da söyledi. Bu bir kere önemli. Şimdi bu enflasyonla mücadele edilirken bir cümlesi var. Hiç kimseyi enflasyon altında ezdirmeyeceğiz. Şimdi bu cümle önemli ve ben bu cümlenin açılımını özellikle Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin'le konuştum. Yani evet ezdirmeyeceksiniz ama nasıl? Şimdi onun verdiği bilgiler çok, bir kere çok önemli. Şöyle ki şimdi mesela memura %30,5 zam yani %5 toplu sözleşmedeki oran %22,5 6 aylık enflasyon farkı 27,5. 2,5 da refah payı eklendi ve 30,5 olarak memura yansıtıldı. Bunun dışında emekli ortalama 1.800.000 emekli 1,5 ila 2 arasında bir maaş alıyordu. Onlar mesela işte en düşüğü 2,5'a çekildi. En düşükten 2,5'a çekilendeki oran da %67. Diğerlerinde de belli aralıklarla zamlar yapıldı. Bunun dışında hatırlarsanız
Asgari ücrete de 50.4 zam yapıldı. Niye bunu anlatıyorum? Çünkü Sayın Bilgin dedi ki enflasyonu ezdirmeyeceğiz derken tam da mottomuz bu. Yani hem model değişikliği hem de enflasyonun yüksekliğinden özellikle dar ve orta gelirlilerin, düşük gelirlilerin buradan etkilenmemesi için biz zaten bu bir çalışmanın parçası. Yani asgari ücretimiz 2825'ten 4250'ye çıkarırken orada hem asgari ücretini satın alma gücünü rahatlattık hem de işverende de damga ve gelir vergisini kaldırdık. Onlara da iyi bir avantaj sağladık. Onun dışında da mesela 4250 üzerinde alanlar da 4250'ye kadar muafiyet getirdik. Yani sadece asgari ücretli değil. Evet. Diğer çalışanlar da 4250'ye kadar muafiyet, onun üzerinde gelir vergisi ancak işlenecek. Şimdi bunlar hem işvereni hem de özellikle dar geliri rahatlatmak açısından adımlar. Ve enflasyonu ezdirmeyeceğiz derken tam da bunu söylüyoruz dedi. Onun dışında özel sektörde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaten bir çağrısı var. Evet. Özel sektöre de hani siz de elinizi taşın altına koyun ve çalışanlarınıza satın alma gücünü düşürmeyecek şekilde artışlar yapın diye. Dolayısıyla şimdi çerçeve bu. Yani evet, enflasyon gibi bir şeyle karşı karşıyayız. Hani ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunla işte baş etmek için belirli enstrümanlar devreye sokulmuş durumda. Ama tabii bu mücadele süreci devam ederken de özellikle düşük, alt ve orta gelirliği koruma meselesi son bir ek. Özellikle mesela şeyde doğalgaz da şu anda tarifeli geçiş mecliste çalışmaları devam ediyor ama elektrikte geçildi. O da mesela da düşük ve orta gelirli korumak. İşte şeye belirli bir kilovata kadar bir birim arttıkça o birim artacak ve dolayısıyla hani daha düşük gelirleri koruma amacı taşıyor. Şimdi bütün bu enstrümanlardan sonuç alınır mı? Satın alma gücü deki mesele ortadan kalkar mı? Bunu tabii enflasyonun yükselip yükselmeyeceğiyle ilişkili. Yani Murat Hocam bunu daha iyi tarif eder. Evet, evet. Yani şu anki mesela enflasyon oranına bakılarak bir yol haritası belirlendi. Fakat artarsa ne olur soruma Sayın Bakan'ın verdiği cevap önemli. Diyor ki bunu şunun gibi düşün. Yani enflasyon artarsa biz de iyileştirmelere devam edeceğiz. Yani dinamik bir yol haritası. Sürekli bir eklemeler, çıkarmalar yaptığımız bir yol haritası gibi düşün. Yani bir şablon ortaya koyduk, bu şablonu oturttuk, tamam demiyoruz. Sürece göre ve dinamiklere göre biz başka enstrümanları devreye sokup ekleme çıkarma yapacağız. Şimdi bunu duymak beni rahatlattı işin doğrusu. Niye rahatlattı? Çünkü özellikle hani böyle işte memur, işçi evet diyor ki ya tamam hani düzeltme yaptınız ama diyelim ki 5-6 ay sonra siz enflasyonla mücadele tam edemediniz. O biraz daha yükseldi. Ben ne olacağım? İşte o ben ne olacağım sorusuna yanıt bu. Evet. Farklı iyileştirmeler o zaman devreye girecek. Yani o dinamik bir yol haritası ve bir sürekli ekleme çıkarma yapacağız demesi işin doğrusu rahatlatıcı. Siz ne dersiniz Murat Hocam? Yani ne zaman düşmeye başlayacak enflasyon? Biz ne zaman görmeye başlayacağız fiyatlardaki bunun yansımasını? Öte yandan gelen rakama baktığımızda artık ya hani enflasyonda zirve bu diyebilir miyiz sizce? Evet, şimdi enflasyon biliyorsunuz takvimin sona ermesiyle birlikte kendini otomatikman sıfırlayan bir süreç değil. Tam tersine enflasyon stoku gibi teknik ifadelerle, kavramlarla ortaya koyulan birikimli bir süreçten bahsediyoruz. Bir anda ortaya çıkmıyor, bir anda etkilerini göstermiyor. Tek bir etkisi yok, çok boyutlu etkisi var. Bu etkilenme ve etki yaratma olanları da birbirinden adaletsiz ve çok farklı. O bakımdan bilindiği üzere iktisat tarihçilerine göre enflasyon bir cemiyetin karşılaşabileceği en acımasız, en dejenere edici sosyal dinamiklerden bir tanesidir. Çünkü varsılı daha az, daha az varsıl olanı daha şiddetle yani her türlü adalet ve hakkaniyet ilkelerinin de üzerinde hırpalar. O bakımdan enflasyonun mutlaka bu sarmalının kırılması lazım. Ben son haftalarda özellikle enflasyonda yurt içi üretici fiyat endekslerinden gelen o makas meselesinin meşhur manşetle üretici fiyat endeksleri arasındaki makasın bir türlü kapanmaması ve belirli bir açının üzerinde açılmasından sonra
gerilmiş zemberek kavramını kullanmaya sıklıkla başladım. Çünkü netice itibariyle tıpkı bir zembereğin yayın gerilmesi gibi bir potansiyel enerji toplanır. Sonra o enerji adeta bırakılarak, salınarak hükmünü icra eder. Tabii mekanik biliminde bunun çalışma tarzları var. İktisat bu kadar momentle, jülle, metreyle, santimle ölçülebilecek kesinlikle bir bilim dalı değil. Fakat bazı başparmak kurallarımız var. Mesela şunu söyleyebiliriz. Gelinen bu noktada çekirdek enflasyona ulaşılan seviyelere, yani manşet rakamlarına, birinde malum olduğu üzere %36.08, diğerinde %79.89. Bütün bunlara baktığınızda, alt kırımlara baktığınızda, mesela bu 80'leri test eden yurt içi üfenin alt kırımlarına baktığınızda ara mal ve enerji kalemleri, elektrik enerji kalemleri bu ortalamanın da üstünde. Bu işin süreceğini, zemberekteki o gerilmiş etkinin ve enerjinin henüz tam manasıyla salınamadığını anlıyoruz, görüyoruz. Çok açık ve net olarak söyleyelim, bu en son Aralık ayı içerisinde yer almayan ama yeni yılın ilk anlarında gerçekleştirilen ve mahiyeti itibariyle yaygınlık ve enflasyon tabelasını etkileme gücü yüksek olan yeni zamları da düşünürsek, önümüzdeki ilk 3 ay, yani birinci çeyrek, enflasyonla mücadele bakımından kaybedilmiş bir dönemdir. Tekrar cephanelerin düzenlenmesi ve tahkimle geçirilmelidir. Çünkü enflasyon stoku belirttiğimiz gibi bir anda ortadan kalkmaz. Bilhassa talepte eğer normal seyir sürmeye devam ederse, bu birikmiş olan maliyet enflasyonu, kur geçişkenliğinin de henüz sönümlenmediğini hatırlayacak olursak, kur geçişkenliğinde de farklı unsurlar var. Sevgili Tonguç da bir rakamlara sürekli vaziyet ediyor. Her an, her salise takip ediyor. Ama benim kanaatim, yaptığımız bazı ampirik çalışmalar veya sondajlar, bu kur geçişkenliğinin de hem süresinin azaldığını hem de oransal olarak eski bildiğimiz ezberlerin biraz üzerinde olduğunu gösteriyor. Demem odur ki, Melik kardeşimin söylediği çok doğru. Enflasyon tansiyona benzetilirse, tansiyondaki seyre göre reçete düzenlemeler yapılabilir. Yeni, örneğin eskiden de bunlar yapılmıştı Türkiye'de, 6 ayda bir ücretler yeniden düzenlenebilir. Örneğin finansal mimarının bize getirdiği yeni modeller ve yeni araçlar gündeme getirilebilir. Kur koruma garantili vadeli TL'nin yanına enflasyon koruma garantili yeni bir araç veya enstrüman getirilebilir. Çünkü opsiyonlu ancak karışık mimarili araçlar bizatihi karışık bir durumu ortaya koyan enflasyonla mücadelede etkindir. Ama onun ötesinde şunu unutmamak lazım. Ortak bir fedakarlık ve makulde çekmek, makulde buluşmak olmadan enflasyonun en azından hızının kesilmesi mümkün ve olanaklı değildir. Zaten önümüzdeki yıl bir VUCA yılı, yani klasik bir belirsizlik yılı, klasik bir karmaşıklık yılı, klasik bir neyin ne olduğunu tam olarak bilemediğimiz, volatilitenin, oynaklığın yüksek olduğu bir yıl. Karmaşık, oynak, muğlak ve belirsiz. Türkçesi komp. Dolayısıyla bu Türkiye'ye özgü bir unsur değil. Bu 1980'li yılların sonunda geliştirilmiş bir model. 2022'nin 2022'ye devrettiği ve ümit var olmaya çalıştığımız bu ortamda ihtiyatlı imserliğimizi koruyacağız ama ehemmi mühime tercih edeceğiz. Ehemmiyetli olan enflasyona karşı korunmaktır. Ve unutmayınız, halkın gerçekten her kesiminin farklı oranlarda canını yakan hayat pahalılığı için enflasyon gerek şarttır, asgari unsurdur. Yani enflasyonu ortadan kaldıramazsanız, kök sebebi belirli bir seviyeye getiremezseniz sonuç almak mümkün değil. Bu konuda da ben biraz rasyonel düşünmek gerektiğine inanıyorum. Nasıl bir anda böyle bir ayda 10 kilo verilmesi, 3 ayda cari dengenin sağlanması gibi beklentiler gerçekçi değilse, bizim de her ne kadar Merkez Bankası 2022 oyun planında %5 orta vadeli enflasyon hedefini terennüm ettiyse de, gelinen noktada Türkiye için öncelikli hedef
bir kere %10'lar civarına inip ondan sonra bir müddet orada sabitledikten sonra tek hanelilere inebilmektir. Yani %5'ler vesaire dünyadaki yeni gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 7-7,5'luk yeni suların test edildiği bir ortamda çok da gerçekçi gözükmüyor tek haneli enflasyon rakamları. Ama son olarak da şunu söyleyeyim. Ben hiperenflasyon kavramını terennüm etmek istemiyorum. Ama enflasyon %30'ları test ettikten sonra mega enflasyon sürecine girer. Yani enflasyonda, yani bu esansiyel tansiyonun ileri aşamaları gibi farklı şekilde vaziyet etmek gerekir. Kararlı olmak gerekir. Bütüncül bir yaklaşımla devam etmek gerekir. Bir taraftan maliyet motorunu çevireceğiz, günü kurtaracağız, emekliyi rahatlatacağız, değişik kesimlere ferahlık vereceğiz, ezilmesini Sayın Cumhurbaşkanı'nın belirttiği gibi engelleyeceğiz. Ama orta ve uzun vadede de prospektlerimizi, beklentilerimizi, sürdürülebilir politikalarımızı sakatlamayacağız. Günü kurtarmaya çalışırken yarını ipotek altına almamak temel şiarımız olmalıdır. Bu denli karışık, belirsiz, muğlak ve oynak zamanlarda. Siz ne dersiniz Tonguç Hocam? Murat Hocam şunu söyledi. Hani yakın vadede enflasyondaki düşüşü görmeyeceğiz. Tek halde çok mümkün görünmüyor dedi. Sizin perspektifiniz nedir? Şimdi enflasyonu fiyatlar seviyesinin hani sürekli yükselmesi olarak baktığımızda neredeyiz? Yani bu yükseliş, örnek veriyorum, geçen ay işte tüm ürünler bazında ortalama %1 iken bu ayda %1, önümüzdeki ayda %1 olursa bu bir enflasyon oluşmasının sonlandığı anlamına gelebilir. Yani aylık bazda bakıyoruz. Yani bir o zaman böyle bir dengeyle giderseniz enflasyon belli bir süre sonra aşağı doğru gelir. Yani fiyatların da düştüğü bir ortama doğru gelirsiniz. Ama fiyatlar hala belli seviyede kalıyordur. Şimdi biz, ben şöyle bakıyorum enflasyona. 2022'nin aslında hep söylüyorum, yani salgınla ilgili işte 2020, 21 ve 22 giriş, gelişme, sonuç gibi bir bütün içinde gördüğümde, ya bir kere salgının ben bu yıl 2022'de 20'de başlayıp 21'de gelişme bölümünü yaşadıktan sonra sonlanacağını düşünüyorum. Ve bunun yarattığı enflasyonun da şu an biz Türkiye'de enflasyonu konuşuyorsak bunun bir dış bacağı var, bir de iç bacağı var dolayısıyla. Şimdi dışarıdaki beklentiye şöyle yaklaşıyorum. Amerika diyor ki, örnek vermek gerekirse tabii ki en büyük belki göstergelerden biri olduğu için, benim bu sene enflasyonum %5.6 ile 5.8 bu aralarda bir yerlerde gerçekleşecek. Ama önümüzdeki sene, yani 2021 için bunu söylüyorum, 2.6, 2.8, 2.5 neyse 2022'de böyle bir enflasyon bekliyorum. Demek ki evet, beklentilerimin üzerinde, normlarımın üzerinde bir enflasyon, ama neredeyse yarı yarıya bir enflasyonda geri çekilme Amerika beklediğini söylüyor. O zaman şöyle bir düz mantıkla, herhangi bir nedenden dolayı buna bekliyorlar. Hep işte onlar da arzi veya tedarik zinciri sıkıntıları, işte salgının etkisinden bahsediyorlar. Dolayısıyla yurt dışında böyle bir enflasyonun gerilemesi bekleniyor. İster bunu enerji fiyatı üzerinden değerlendirin, ister fiyatlar seviyesi üzerinden bakın. Şimdi içeride de bizim yarattığımız enflasyonun, çünkü bizim diyorum Türkiye'ye özgü şartlarda da işte gelin kurdaki geçen seneki performansa baktığınızda, hatta Aralık ayı enflasyonu içinde bu geçerli. Net bizim enflasyon yaratıcı özelliklerimizden biri yurt dışından gelen enflasyonun yanına kur hareketlerimiz. Şimdi bu kur hareketleriyle ilgili de işte kur korumalı mevduat, enflasyon korumalı mevduat veya TL'yi teşvik edici bir döneme başladık. Bir ekonomik program açıkladık. Evet. Ve dolayısıyla burada vereceğimiz cari fazla, ülkeye gelecek fon akışı, yapacağımız ihracat, işte istihdam ve büyümeyle bir iyimser senaryonun kur üzerinde baskı yaratacağını düşünüyoruz. Ve bu ikisini birleştirdiğimde nihai olarak gelmek istediğim sonuç şu: henüz Ocak, Şubat ve Mart aylarında ister bu yurt dışındaki beklenen enflasyondaki geri çekilme, ister yurt içindeki biraz daha dengelemeye çalıştığımız kurla birlikteki enflasyonu değerlendirin. O işte fiyatlar seviyesinin belli bir noktada durması ya da yükselişinin azalmasının için
En azından 1-2-3 aylık, biraz önce Murat Hocam'ın söylediği hani ilk çeyrek biraz daha kayıp gibi gözüküyor. Evet. Aslında orada biz bu zirveyi göreceğimiz bir dönem olarak beklememiz gerekiyor. Çok şaşırtıcı da olmaması gerekiyor. İşin noktası, yani esas önemli olan kısmı, Mart'tan sonra bizim bu uyguladığımız işte istihdam, üretim, ihracat ve büyüme başlıkları altındaki programımızla birlikte bu dışarıda beklenen enflasyondaki salgın normalleşmesiyle birlikte aşağı inmenin bizim enerji fiyatlarımıza, kur hareketimize özellikle baktığımızda belki tarımsal ürünlerdeki, emtia ürünlerindeki fiyat artışlarına etkisinin beklediğimiz oranda aşağı doğru olup olmayacağı ve bu noktada örnek veriyorum %40 enflasyona ulaştı, 42'ye ulaştık. Buradan sonra geldiğimizde diyelim ki %30'lara, 28'lere tekrar geri geldik. İşte kalıcı bir geri çekilme yaratabileceğimiz içerideki o programın sonuçları bize yeteri kadar bu şeyi getirebilecek mi, bu rüzgarı getirebilecek mi, onu da tahmin ediyorum yaz aylarına doğru, yani en erken yine Mayıs-Haziran'da görmeye başlayacağız. Dolayısıyla enflasyona bu yıl için böyle bakmamız gerekiyor. Ama bence fiyat ayarlamalarını ya da ücret ayarlamalarını evet enflasyona göre yapmak mantıklıdır. Ama enflasyonun peşinden koşmak yerine enflasyonu belli bir noktada hedefi doğru tespit ederek, bunu para politikasını da belki içine eklememiz gerekiyor. Hedefi doğru tespit ederek bu düzenlemeleri de o hedefe uygun bir şekilde, ki şimdilerdeki düzenlemeler tam onu gösteriyor mu emin değilim. Çünkü daha düşük kalabilir enflasyon. Dolayısıyla en azından böyle bir enflasyon yaklaşımımız olması lazım. O açıdan Mart sonrası bence hepimiz için, tüm dünya için de enflasyon bazlı gelişmeler daha ön plana çıkıp daha yakından incelenecek diye düşünüyorum. Peki Melik Yiğital, az önce sohbet ederken sen de değindin, dedin ki enflasyonla mücadelede yeni yeni araçlar devreye sokuldu. Peki tüm bu gelişmelerin ardından farklı tedbirler var mı Ankara'nın gündeminde? Şöyle ya, mesela bir iki tane paket üzerinde çalışılıyor. Küçük ve orta ölçeklere teşvik sağlamak. Dün mesela Erdoğan Cumhurbaşkanı açıkladı. İşte eğer istihdam sağlarlarsa 100 bin liraya kadar destek verebileceklerini söyledi. 2 yıl sonra 24 ayda faizsiz geri ödeme gibi kolaylıklar sağlayacağız dedi. Ama dedi eğer ilave işçi alırsanız, hani meslek lisesi mezunu ilave işçi alırsanız. Bunun dışında mesela son dönemde istihdamda 2 milyon artış olduğunu ifade etti bakanlık. Yani bu enstrümanların sonuç verdiğini. Tonguç Bey şu açıdan haklı. Şimdi bu model değişikliğine geçildiğinde biz mesela bu karar vericilerle konuştuğumuzda, ki ben de birkaç yayında da bunu ifade etmiştim. Sonuçlarını biz 5-6 ayda ancak görebiliriz. Yani Tonguç Bey'in Mayıs Haziran tarihi isabetli bir tarih. Tahmin edilen de o zaten. Yani pandeminin etkileri kırılacak. İşte şeyle birlikte model oturacak. Şubat sonu Mart başında bütün araçlar devreye girecek. Ya böyle hani bir futbol takımına benzetirsek hazırlık maçları bitecek. İlk 3 maç böyle orta takımla falan filan. İşte 5. maç daha böyle süper bir takımda kafa kafaya. Orada işte performansınız belli oluyor. Yani ben hep şöyle, böyle mesela futbolda sistem değişikliğine gittiğinizde bile ilk 3 maçta o takımın ne yapacağı çok belli olmaz. 4. 5. maçta sonra dersiniz ki ya evet bu takım iş yapar. Evet bu takım kafaya oynar. O yüzden de hani bunu biraz ona benzetirsek şu anda mesela ortaya çıkan sonuçlar üzerinde tabloyu okumak bizi doğru sonuca götürmez. Çünkü karar vericilerin kendileri de söylüyor. Ya biz işte enstrümanların hepsini işte devreye soktuk, daha devreye sokacaklarımız var ve dünyadaki etkileri henüz kırılmadı. Kırılmadı. Evet. Yani işte Amerika'da son 39 yılın, Almanya'da son 30 yılın, Avrupa Birliği Euro bölgesinde son 25 yılın en yüksek enflasyonu. İkinci önemli nokta, bilmem hocalarım katılır mı ama mesela %5-6 enflasyon Türkiye için tolere edilebilir diyor benim konuştuğum kaynaklar. Diyor ki yani illa sıfır olması gerekmiyor. Yani %5 sürdürülebilir bir şey, yani zorlamaz. O yüzden de hani ilk etapta hani
Ama bir hızlı aşağı iniş gerekiyor. O da modelin sonuçlarıyla ilişki. Yani modeli tanımlarken ne dedi Erdoğan? İşte kur, faiz, enflasyon sarmalı diye tanımladı ve dedi ki Türkiye bu sarmalın içine develeniyor. Ben bu sarmalı kıracağım. Kırdı. Onun yerine ben işte üretim, yatırım, ürettim, istihdam ve ihracat odaklı bir dört saç ayağı olan bir şey koydum dedi. Yani bu hani yine böyle futboldan örnek verirsek 4-4-2 oynuyoruz. Ben bunu bıraktım. Daha hızlı adamlarım var orta sahada. Ben 3-5-2 oynayacağım. Şimdi biz bunun sonuçlarını yani muhtemelen yine yani Tonguç Bey'in dediği gibi Mart sonu Nisan ne kadar performans sağladığımızda muhtemelen Mayıs sonu. Evet. Göreceğiz. Melik Yiğiter, ben de böyle sürekli dersi kaynatan öğrenci gibi olacağım ama söylemeden de geçemeyeceğim. Senin futbol, meşhur futbol örneklerini özlemişiz. İyi geldi duymak. Ya futbol hayata çok benziyor. Yani ilgilenenler bilir. Hakikaten futbol hayata çok benzer. Ben yani uzun yıllar futbol oynadım. Sonra hani model değişikliğine gittim. Futbolu bırakıp üniversitede gazeteciliğe yoğunlaştım. Yani evet. Çok benziyor hayata. Evet evet, olsun, biz memnunuz seni burada görmekten. Bilmiyorum futbol kariyeri nasıl olurdu ama iyi olurdu diye de düşünüyorum yani. Peki. Devam edelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını konuşurken ihracatla ilgili söylediklerine de değindik ama biraz da rakamları detaylı bir şekilde konuşalım istiyorum. Murat Hocam, sizinle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ihracat rakamları bize Türkiye'nin ihracatta geldiği noktayla ilgili nasıl bir fikir veriyor? Evet, aslında bizim de projeksiyonlarımız, beklentilerimiz ortadaydı. 2021 yılını ihracatta yeni bir rekorla tamamlanacağı bekleniyordu. Nitekim Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM'in bir tören çerçevesinde kamuoyuna bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından paylaşılan bu rakamlar beklentileri boşa çıkartmadı. Gerçekten ihracatta önemli bir işi aşmış olduk. Üstelik 2022 ihracatı içinde yeni bir 250 milyar dolarlık yeni bir hedef öngörüsü karşımıza çıktı. Tabii ihracatın ithalatı karşılama oranı gene %80'li oranlarda, gene ithalat ihracatın üzerinde. Ama netice itibariyle birkaç önemli noktaya bakmakta herhalde fayda var. Geçtiğimiz yıl anlaşılıyor ki 100 binin üzerinde 101 bin küsür firma ihracatta rol aldı. Bu bizim için çok önemli Nur Hanım. Çünkü bir ekonominin sürdürülebilir rekabetçi gücü ancak ihracat pazarlarına mal hazırlama veya hizmet sunma beceri ve yeteneğine sahip iş dünyasının oransal büyüklüğüyle doğrudan bağlantılıdır. Yani ne kadar çok ihracat kalitesinde, ihracat mentalitesinde dünya raflarına, dünya showroomlarına, dünya tüketicilerinin beğenilerine ürün ve veya hizmet hazırlayabilen firmanız varsa uluslararası bazda o kadar rekabetçi güce ve avantaja yakın durursunuz. Ümidimiz bu sayının daha da artarak devam etmesidir. Çünkü bence en önemli unsurlardan bir tanesi, biraz manşetin arka tarafına bakarsak, 32 bin firma, yani bunun neredeyse üçte biri son yıl içerisinde ihracat ailesine katılmış. Bu gerçekten çok önemli bir unsur. Özellikle KOBİ, küçük orta boy şirketler bakımından ihracatta yönelme, doğrudan veya dolaylı ihracatla hemhal olma gerçekten önemli bir nokta. Bir kere bunun altını çizelim. Bu sürdürülebilir bir tempoyla devam ettirilirse Türkiye'nin ihracat bütünlüğü ve ihracat gücü artacaktır. Tabii 229 ülkeye ihracat yapıldığını not edelim. Neredeyse ayak basılmadık coğrafya, girilmedik pazar kalmamış. Ama tabii biraz sonra isterseniz, hatta bunlarla beraber bu rakamların nasıl sürdürülebilir, nasıl kalıcı, nasıl biraz evvel söylediğimiz genel tabloyu destekleyici bir şekilde vaziyet edilmesi gerektiğini vurgularsak, evet, mutlaka elbette gittiğiniz pazarlar önemlidir ama pazar çeşitliliği ve pazardaki derinlik de önemlidir. Miktar, montan da önemlidir. Nitekim
sadece 46 ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirilmiş. 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke sayısının süratle arttırılmasında fayda var. Ve bu arada 27 sektörden 26'sında ihracatın arttığını görüyoruz. Bu da tabii özellikle pandeminin getirdiği tedarik zincirindeki sıkıntıların Türkiye'ye açmış olduğu verimli bir, mümbit bir sahayı gösteriyor. Bunun sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesi lazım. Dışarıdan fona ve yatırıma ihtiyacımız var ama içeriden bizi kırmaya çalışan Çin yatırımına, Çin fabrikalarına, Çin yabancı sermayesine dikkatli yaklaşmak gerektiğini söylüyoruz. Hizmet ihracatı %60'ın üzerinde artmıştır. Eğer Türkiye 250 milyar dolar ve daha fazlasına ulaşacaksa mutlaka hizmet ihracatına çok önem vermek zorundadır. Bu da meselenin bir başka can alıcı noktası. Son olarak şunu da söyleyelim. İhracatta tabii toplamın, cironun artması çok önemli bir unsur, gerek şart. Ama alt kırımlara bakmak lazım. Örneğin maalesef hala orta yüksek ve yüksek teknoloji kulvarlarında payımız az. Halbuki katma değeri yüksek ve birim kilogram değeri en yüksek ihracat kulvarları sözünü ettiğimiz kulvarlardır. Dolayısıyla bu konuda ARGE dahil olmak üzere her türlü teşvik ve desteklemenin yeniden düzenlenmesi, kapasite arttırım çalışmalarının yeniden gözden geçirilmesi lazım. Bu bir. İkincisi, ihracata mal hazırlarken genel geçer deyimiyle ithalata olan, yabancı girdilere olan, dövizle ithal ettiğimiz, tedarik ettiğimiz kaynaklara olan bağımlılığın yerli ve milli oranın artırılması bazında tekrar ileri noktalara taşınmasında büyük fayda var. Bu noktalara dikkat edilmesi önemli unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Siz ne dersiniz Tonguç Hocam? Ne hem açıklanan oranları nasıl buldunuz? Hem Murat Hocam önemli bir noktaya değindi. Sürdürülebilirlik önemli dedi ve birkaç madde açıkladı. Sizin perspektifiniz nedir? Bu ihracattaki rakamların sürdürülebilir olması, daha pozitif tabloları görmemizin gerekçeleri neler olabilir? Nasıl sağlanır sizce bu? Evet, Murat Hocam çok net bir şekilde zaten yapılması gerekenleri, hem yapılanları yani rakamsal açıdan hem de yapılması gerekenleri çok bence güzel özetlediğini, ağzına sağlık diyelim ona da. Ağzınıza sağlık. Düşünüyorum. Şöyle bir, benim açımdan 250 milyar doların da üzerine geçebileceğimiz bir yıl yaşayabiliriz çok rahat bir şekilde. Bunu ben şöyle ikiye ayırıyorum yine. Ya birincisi, evet zaten programımız içerisinde, yani daha belki şurada 1-1,5 ay oldu, açıkladığımız program içerisinde özellikle ihracatçıyı teşvik eden, düşük maliyetli krediler oluşturan, hatta ithalat ihracat tarafında orada da bir kur korumalı sistemimizin, hani en azından kur fixlemesi açısından yapabildiğimiz bir döneme de daha yeni girdiğimizi düşünürsek, çünkü son 1-2 ayda da böyle bir zaman zaman kafa karışıklığı da fiyat belirlemek açısından oluştuğu bir dönemdi. Bunu da üstesinden bu düzenlemeyle geldiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla işte biraz önce Melik Bey'in de saydığı o dört başlık içerisindeki en önemli kalem veya beklentimiz ihracat tarafında olacak. Bir kere bu yıl genelinde bizim lokomotif taraftaki destekleyicimiz bu program içerisinde olacak gibi görünüyor. Ayrıca Murat Hocam'ın ifade ettiği bazı ithal ürünlerin hani yurt içinde üretilerek biraz daha ihracat tarafında aslında katma değeri hem ürün bazlı hem de içeride üretilen bazı başlıklarla daha da yükseltilmesi konusuyla ilgili de bu hem kur fiyatlaması açısından buna bakabilirsiniz, hem içeride buna verilen biraz da enerjiden dolayı bunun da gerçekleşmesi, tabi zaman alan süreçler bunlar, bu yıl içinde olmaya devam edecek diye bakabiliriz. Dolayısıyla bu tarafta destekleyici adımlar atıldı, atılmaya devam edilecek. O açıdan ben ivmenin yükseleceğini düşünüyorum. Yalnız en önemli başlıklardan biri mesela işte ülke sayısı, ülkelerle yapılan ticarete bakıldığımızda, şimdi birçok büyük ülkeyle de ikili ticaret anlaşmaları imzalanıyor. Daha önce küçük partnerlerimiz olan ya da büyük partnerlerimiz olan, mesela Amerika ve İngiltere örneklerini buna verebiliriz. Ama aynı zamanda bazı komşularımız veya
Son dönemde yaptığımız bazı ziyaretler sonrası, daha önce biraz da kapıların ithalat, ihracat tarafında kapalı olduğu ülkelere belki yenileri de eklenecektir. Bu ihracat kapılarının da açılıyor olabilmesi ihtimali gerek sınırdan olabilir, gerek biraz daha işte daha önceki ihracat hacmimize baktığımızda hani uzaktan bu dengenin sağlanabileceği ülkelerle yapılabilecek yeni anlaşmalarda bence bu miktarın çok rahat bir şekilde 250 milyar dolar veya üzerine bu yıl için geçmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben burayı yalnız üretim, ihracat, işte kur, rekabetçi, rekabetçi olmayan, reel efektif döviz kuru gibi başlıklardan ziyade bizim de ister Afrika'da, ister Güney Amerika'da, ister Orta Doğu'da attığımız veya gerçekleştirdiğimiz bazı hamlelerinde etkili olabileceğini bu ticaret anlamında düşünüyorum. O açıdan bence en güçlü ve en yöneltme yönünde bu başlıklar içerisinde olacağımız, zorlayıcı noktada olacağımız gelişme ihracat olacaktır. İşte biraz önce hocam ifade etti, şirketlerin üçte biri bu yıl katılmış diye. Şimdi böyle bir ortam oluştuğunda, yani geçen yıl için söylüyorum, 2022'de de yeni şirketlerin tabii ki yurt içine üretimi de bakacaklardır ama özellikle ilk düşünecekleri hep ihracat olacaktır. O noktada ben bu şirketlerin ister halka açık şirketler olsun Borsa İstanbul'da, ister halka açılmaya yönelik girişimleri olsun, ister de bu yönde, büyüme yönünde bir beklentisi olan şirketler açısından ihracatın çok net bir şekilde 2022'nin ana başlığı olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Evet. Murat Hocam, siz biraz erken ayrılacakmışsınız aramızdan. Var mı eklemek istedikleriniz? Evet, tabii 2022 yılı maalesef pandemi koşullarının sürdüğü bir yıl olma adayı idi. Şimdi anlaşılıyor ki en azından ilk iki çeyrekte bu prospektten kurtulamayacağız. Yani pandeminin endemiye dönüşmesi beklentilerimizi ve ümitlerimizi biraz daha ötelemek durumunda kaldık. Tabii pandeminin nasıl bir seyir izleyeceğine dair geçerli bir model ortaya koymaktan veya kurgulamaktan henüz aciz durumdayız. Bütün dünyada da bu böyle. Dolayısıyla bir parça el yordamıyla devam ediyoruz. Ve her seferinde maalesef bedeli ağır bir şekilde ödenmiş, canla, malla, psikolojik sorunlarla, moral çöküşüyle vesaireyle dünyanın her yerinde farklı şekillerde ödenmiş bir öğrenme eğrisi, tecrübe birikimiyle yolumuza devam ediyoruz. Tabii bu çerçevede özellikle Türkiye açısından bilhassa bu ortaya çıkan rakamların ve sürdürülebilir çözümlerin ortaya konması, yeni vaziyet edişlerin Türkiye'nin problemlerine, ekonomik problemlerine, ekopolitik problemlerine yeniden vaziyet edişin belirli bir düzlükte en azından yeni engellerle karşılaşmadan ilerleyebilmesi için ilk iki çeyrek çok önemli. Sonra biliyorsunuz turizm gelirleri devreye girecek. Ancak turizm gelirleri de tabii pandemideki seyre bağlı. Dolayısıyla başta da söylediğim gibi belirsizliklerle kaim bir yılda yolumuza devam edeceğiz ama ihtiyatlı iyimserliğimizi korumak bizim doğru ve sürdürülebilir sonuçlar almamızda en önemli zinetimiz olacaktır. Yapıcı eleştirileri sürekli olarak ortaya koymalı ve sadece bugünü kurtarmaya çalışmamalı, aynı zamanda orta ve uzun vadede de sürdürülebilir çözümleri ortaya koymalıyız. Evet. Tekrar ediyorum, son olarak şunu da müsaade ederseniz vurgulayayım. Türkiye'nin her daim pandemide veya pandemi dışı, enflasyonun bu oranında veya şu oranında, şu iktidarda veya bu iktidarda değişmeyen bir hedefi, değişmeyen, üstesinden gelmesi gereken bir misyonu olmalı. O da sürdürülebilir büyümeyi kalkınmayla hemhal etmek, terbiye etmek, vatandaşın günlük yaşamında er veya geç, şu veya bu oranda yaşam kalitesinin arttığını bizzat deneyimleyerek, yaşayarak göreceği bir kalkınma sürecine geçebilmek. Bunun esas mesele budur. Diğerleri teferruattır. O bakımdan bu meselenin bizim hiçbir şeyin dikkatimizi dağıtmasına müsaade etmeyeceğiz. Ne kur oynamaları, ne olağanüstü bir takım gelişmeler vesaire. Bu misyonumuzu, bu gerçekçi hedefimizi daima korumamız lazım. Hedef belli olursa
ona giden yollar konusunda tartışabiliriz, evet. Alternatiflere bakarız. Biraz evvel Melik Üstadım'ın da ifade ettiği gibi ince ayarlar yapabiliriz, ilaveler yaparız, eksiltmeler yaparız. Kendi içerisinde farklı bütünleşik denklemler kurarız. Ekonomi buna müsaade ediyor. Sosyoekonomik dinamiklerin özü zaten budur. Ama asla gelişmelerin veya günlük yukarı iniş ve çıkışların orta ve uzun vadeli hedeflerimizi gölgelemesine müsaade etmememiz gerekiyor. Bunu mutlaka vurgulamak ihtiyacını hissettim. Profesör Doktor Murat Ferman, Beykent Üniversitesi Rektörü değerlendirmelerini aktardı. Hocam teşekkür ederiz. Özlemişiz sizinle sohbet etmeyi. Hocam ağzınıza sağlık. Sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben de huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum. Tonguç kardeşime de en içten duygularımı sunuyorum. Sağ olun Murat Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın hocam. Kolay gelsin. Melik Yiğiter, senin eklemek istediklerin neler ihracatta gelinen bu başarıyla ilgili, gelinen noktayla ilgili? Ya şimdi bu çizgi, yani ihracattaki son dönemdeki artış, çünkü 2021'in o ilk çeyreğinden buraya böyle bir hızlı bir yükseliş trendinde. Yani ben de Tonguç Bey gibi düşünüyorum. 250'yi çok rahat aşarız eğer bu performansa devam edersek. Burada tabii şeye karar vermek gerekiyor. Yani özellikle dünyada nerede boşluk var oraya yoğunlaşmak. Yani şimdi mesela şöyle, İngiliz Ticaret Odası'nın çok ilginç bir raporu vardı sevgili Nur. Evet. O raporda diyor ki Avrupa belirli alanlarda yatırım konusunda doyuma ulaştı. İşte Asya ve diğer ülkeler işte belirli yerlere yoğunlaştı. Türkiye'de acaba farklı yatırım alanları bulunabilir mi diye İngiliz Ticaret Odası ve hatta şöyle diyor, üyelerimiz büyük bir çoğunlukla Türkiye yeni bir yatırım alanı olabilir diye bize taleplerde bulunuyor. Biz de değerlendiriyoruz şeklinde. Evet. Şimdi bu çok önemli. Yani siz farklı ve yeni yatırım alanları sunduğunuzda ve gelip burada üretim yapıp, tabii bu üretimi Tonguç Bey yine söylediği gibi bunu çok rahat ihraç edebilecek bir altyapı hazırladığınızda pekala bu rakamları rahat yakalarsınız. Ama burada tabii şöyle bir şey. Ya ben mesela bu model değişiminden bu yana hep böyle konuştum. Bana böyle tanımlanan bir durum var. Ben oradan çıkardığım sonuç şu. Bilmem Tonguç Bey katılır mı? Yani mesela Çin'den daha kaliteli ama Avrupa'dan daha ucuz. Ya böyle formüle edilebilecek belki hani bir boşluğu doldurmak. Yani çünkü Çin'i göz ardı etmek mümkün değil. Yani Çin'in pazar alanını siz ne kadar girebilirsiniz, orada ne kadar yoğunlaşabilirsiniz, bu tartışma konusu. Diğer taraftan mesela en son Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye dönük yatırımı biliyorsunuz ilk etapta 10 milyar dolar, sonra artı 10 milyar dolar daha. O mesela yatırım kalemlerine baktığımda işin doğrusu mutlu oldum. Yani böyle şey değil, hani sadece işte emlak, arsa ya da hazır fabrikaya ortaklık değil. Mesela bilişim ve teknoloji alanında birlikte iş yapabilme ve ortaklığa gidebilme. Ve Türkiye'de belirli firmalarla da görüşmüşler. Özellikle bilimde, işte teknolojide birlikte yatırım yapabilme. Yani sıfırdan yatırım yapabilme. O sevindirici. Yani Türkiye'nin bu anlamda iştahlı bir ülke olduğunu gösteriyor ve bu iştah doğal olarak dışarıdaki yatırımı da kamçılar. Evet. Ya o yüzden bu performansı sürdürmek çok önemli. Yani bu uzun soluklu bir mücadele. Öyle birkaç aya sığdırılabilecek bir şey değil. Evet, birkaç ay içinde belki sonuçlarını görmemiz mümkün olacak ama uzun soluklu bir performanstan bahsediyoruz. Evet. Yani bir maraton koşusu, yani 42,5 kilometre koşacağız. Öyle 100 metreye de 4 çarpı 100 değil. Bayağı bir maraton koşusu bu. Çünkü hani dünyada da bu işler iyi gitmiyor ve herkes bu berbat şeyden, sarmaldan çıkmaya çalışıyor. Evet. O bakımdan da hani bu avantaja dönebilir. Tümüyle ortaya koyacağımız performansla ilişkili. Siz ne dersiniz Tonguç Hocam? Melik Yiğiter'in bahsettiği Çin'den daha kaliteli Avrupa'dan daha ucuz tanımı ile ilgili. Önce bunu soracağım, ardından piyasaları da konuşalım sizinle. Yılın ilk haftasının ikinci gününde piyasalarda nasıl bir seyir var? Neleri fiyatlıyor piyasa? Şimdi bu ithalat ihracat meselesine ben şöyle bakıyorum. Tabii ki bu konuyla ilgili ilgilenen
bizim bakanlarımız, işte kurullar vesaire büyük ihtimal irdeliyorlardır dünya üzerindeki ihtiyaçları ve bizim mal kalitemizin hangi seviyelerde, nerelerde ihtiyaç dahilinde olacağını. Bundan bir soru işareti yok. Ama nacizane mantıklı olarak düşündüğünüzde bir kere bir potansiyeliniz var. İşte konuştuğumuz 225 milyar dolar veya üzeri diyelim. Burada ülkeye gelen mallar, işte ara mallar ne kadar, buradan yapılan ihracat bunlarla ilgili ne kadar, tümüyle Türkiye'de üretilen nedir? Bir de her ülkenin kendine özgü bazı sektörleri vardır. Kimisine teknoloji diyebilirsiniz, kimisine otomotiv diyebilirsiniz, kimisine hizmet ağırlıklı diyebilirsiniz. Dolayısıyla bu başlıklar belirlendikten sonra bir stratejiyle, çünkü dünyanın her yerine her ürünü siz satamazsınız. Yani bu yani içerideki esnaf mantığında da aynı şey vardır. Evet, bütün pazarları ele geçirmek, maksimum kar marjı yaratmak isteyebilirsiniz ama sizin potansiyelinizde karşı taraftaki alıcının talepleri arasında da belli bir ortak nokta kurmanız lazım ve belli bir pazar payına ulaşmanız lazım. Yani hedefiniz her ülke için bu olması gerekiyor. Dolayısıyla ben bu anlamda teknoloji, yani katma değeri yüksek olan 10 liraya ürettiğinizi 100 liraya satarak belki 20 liralık bir sermaye ile hızlı bir şekilde aksiyon alabileceğiniz, işte yerli otomotivi, savunma sanayini, yazılım firmalarını buna belki biraz bağlayabiliriz. Bir de enerji gibi, ne bileyim madencilik gibi aslında orta vadeli yatırımlar ve bunun size sağlayacağı katma değeri, bunun ihracatını düşünebilirsiniz. Diğer tüm mallar veya ürün grupları içerisinde biraz da stratejik, yani bölgesel ürününüze göre. Çünkü ben şunu biliyorum, birkaç dostumdan da duydum. Mesela işte Afrika'da mobilya sektörü var. Örnek veriyorum, yani tam şeyleri bilemiyorum ama Türkiye'nin 100 liraya sattığı masayı İtalya 1500 liraya da satabiliyor. Demek ki o bağlantıları kurmak da önemli. Yalnızca fiyatın ucuz olması ya da kaliteli ürün satmanızdan ziyade belli bağlantıları da doğru kişi ve kurumlarla ya da ülkelerle kurmanız da gerekiyor. Bütün bunları toparladığımda dolayısıyla Türkiye'nin bu yol haritası içerisinde mutlaka işte bu atılan adımlar sonrası, ziyaret edilen ülkeler ve kurulan bağlantılar sonrasında bu istatistiği, bu araştırmayı doğru yapıp yoluna devam etmesi gerekiyor. Ama bizim için en önemli özellikle işte ithalat tarafı için baktığımızda, mesela biraz da enerji ve madencilik tarafında artıya geçtiğimizde diğer tüm kalemlerden önce 1-0 önde başlamışlığımız olacak cari fazla alanında. Bunu da adım adım geçme noktasında ilerliyoruz. Şimdi piyasalara gelince de şöyle söyleyeyim. Bir kere yeni yıla daha pozitif başladı piyasalar. Nedeni de şu, bu varyant, yani bu omikron meselesi, evet işte Amerika'da vaka sayıları çok hızlı yükseliyor. Avrupa'da, keza Türkiye'de de artık görüyoruz mesela günlük sayılarda artış var ama son 1-2 aylık soru işaretleri sonrasında özellikle yeni yılla birlikte benim görebildiğim kadarıyla yurt dışında bu varyantın çabuk yayılabilen, sosyal bağışıklığa götürebilecek ve salgını bitirebilecek özellikte bir varyant olduğu, özellikle tehlikesi, ölümcül olma noktasında veya hastaneye yatış sayıları arasında böyle çok net bir riske neden olmayacak ve bundan dolayı da merkez bankalarının attığı adımları devam ettirebileceği bir algıyla yıla başladık. Dolayısıyla borsalar, Borsa İstanbul'da dahil olmak üzere biraz daha pozitif. Hatta tahvil faizleri Amerika'da, yine Amerikan doları, diyeceksiniz ki bu kadar iyimser de niye onlar da yükseliyor? Çünkü bir faiz artış sürecinin de hani normalleşen süreçte bu omikronla gecikmeyeceği gibi bir beklentiyle hareket ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi dışarıda dolayısıyla bu inme bir süre daha devam edebilir. İlk Fed'in toplantısı önemli olacaktır, oradaki son gelişmeler değerlendirilirken. İçeride de şunu görüyorum, dünkü enflasyon verisi sonrasında neredeyse 13.80-13.90'a gelen bir kur, bunun 1 liralık düzeltmesi, çünkü son 4-5 günde neredeyse 10-20'lerden buraya kadar gelmiş bir dolar TL vardı. Dolayısıyla beklenti gerçekleşti. Bunun bir en azından gördük şeklinde bir beklenti bitişi olduğunu düşünüyorum. Ben hala 12-13 aralığının kısa vadede bir kur dengelenmesi yeri olabileceğini, seviyeleri olabileceğini düşünüyorum. Borsa İstanbul 1850'nin üstünde kaldı. Hatta 1920 üstünde de bir kapanış gerçekleştirdi. Bu senenin ben yine Borsa İstanbul için
sermaye piyasaları anlamında çok önemli bir eşik olduğunu düşünüyorum. Burada yeni teşvikler gelebilir. Borsanın da güçlü bir inmesini genelde beklentiler 2000 ile 3000 arasında bir kapanış olacağı yönünde. Yani kimisi işte 3000'lere yakın bekliyor, kimisi 2500'ler civarında. Dolayısıyla Borsa İstanbul iyi bir alternatif olmaya zaman zaman geri çekilmeler yaşasa da devam edecek gibi duruyor. Geriye zaten bizim baktığımızda tahvil piyasası kalıyor ki şu an tahvil piyasası da kısmen biraz enflasyonla beraber yukarıda seyrediyor. Burada da biraz önce konuştuğumuz tüm değişkenlerle birlikte ben Mart sonrasında bir rahatlama, bir enflasyon, kur ve tahvil hareketinde aşağı doğru inme olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla geçen yılın son haftası hep konuşmuştuk. Yani çok böyle sağlıklı fiyatlamalar olmadı, olmayacaktır diye. Ama yeni yılda artık biraz daha net fiyatlamaları piyasada görebiliyoruz. Hacimli işlemleri görebiliyoruz diyebilirim. Peki altına ne dersiniz hocam? Altında neler olup biter? Altını unuttum tabii. Doğru söylüyorsun. Ben sormayı unutmadım. Biliyorsunuz doğru, ki seyirciler, reji hepimiz böyle. Babaannemin yatırım aracı. Hepimiz. Tomas Bey ya şöyle Bey, şimdi bizim anneanne babaannenin tavsiyesi şey derdi bana. Şimdi, üniversiteyi bitirdim, işe başladım. Dedi ki ya mutlaka böyle her ay bir çeyrek bir yarım kenara at. Evet. Hiç ummadığın anda şey olacak. İhtiyacın olacak. Bu en son altın arttığında tabii ben onu hayırla yad ettim. Ben yapamadım onu da. Yani yapsaymışım bayağı ben milyoner olacakmışım hocam. Vakti zamanında o altınları biriktirecektim belki. Tabii. Ya şöyle söyleyeyim. Altın Türkiye'de yatırımcı için çok özel bir ürün. Yani işte anneannelerimiz, babaannelerimiz, eşlerimiz. Yani baktığımızda tabii daha çok kadınlarımızın da bu konuda tutumluluğu çok ön planda. Yani onu da açık söylemek gerekiyor. Biraz erkekler daha farklı yatırımlarda aslında görebildiğim kadarıyla yönelebiliyorlar. Özür dilerim. Ama altın tarafı şöyle. Kesinlikle katılıyorum. Yani şunu diyemem. Hani altının fiyatının yükseleceği için altın toplamak önemli değil. Bir güvence açısından bugün olmazsa yarın her zaman enflasyona karşı sizi korumuş, herhangi bir sıkıntılı dönemde elinizin altında olan ki şu an için bankada da tutabileceğiniz bir sisteme doğru gidiyoruz. Üstünden nem alabileceğiniz bir sistemdeyiz. Dolayısıyla fiyatlar açısından şunu söyleyeyim. Ben ons altın açısından 2022'de de çok böyle yurt dışında yani şöyle söyleyeyim 1700-2000 dolar arası. Yani bizim gram altını etkileyebilecek kadar yüksek fiyat dalgalanmaları beklemiyorum. İçeride de kuru işte aşağı yukarı 11-14 arası konuşmuştuk. Hani yakın zamanda belki 10-13 arasına doğru bir kur dengelenmesi görürsek o zaman gramda şunu söylememiz lazım. Yani 700 TL'nin altına geldikçe hala bir o sizin söylediğiniz gibi gideyim bir ufak ufak biriktireyim fiyatlaması gelmeye devam edecek yıl genelinde. Ama ne zaman ki 800-850 aralığına doğru ister ons fiyatından ister kur dengelenmesinden gerçekleşsin. Burası da yılın bence ilk yarısında hani bir fırsat olarak görebileceğimiz işte o seviyelerden bozduğunda 700'lere doğru tekrar alabileceğim gibi bir stratejiyle gitmek lazım. Şu anda 750-760 TL civarlarında demek ki tam neredeyse orta noktasındayız. Yani 50 kuruş veya 50 lira aşağı 50 lira yukarı fiyat hareketleri yıl genelinde takip edilmesi gerekiyor. Ama ben kurla birlikte çok paralel hareket edeceğini dolayısıyla onun da dengesinin 700-750 TL arasında olacağını en azından 1-2 aylık sürede bekliyorum açıkçası. Evet, Ahlat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş değerlendirmelerini aktardı. Tonguç Bey çok teşekkür ederiz, sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum Melik Bey, sizlere yeniden görüşmek üzere iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler hocam. Saygılar. Ağzınıza sağlık, hoşçakalın. Saygılar Tonguç Bey. Ve Melik Yiğitel, dün
Seninle sohbet ederken Tanju Özcan'ı konuşmayı sevmiyorum ben artık demiştin. Ama bugün de konuşacağız maalesef. Çünkü haklarında karar çıktı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu seçmeni hakaret eden iki belediye başkanını uyarmakla yetindi. Uyardılar sağ olsunlar. Bununla ilgili ne söylersin? Önce bunu soracağım. Ardından da yine Tanju Özcan'ın bir açıklaması var. Tam da Tanju Özcan'a yakışır bir açıklama. Bu mültecilerle ilgili yabancı uyruklu kişilere yönelik ayrımcı fiyat düzenleme kararlarının Bolu İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesiyle ilgili bir ifadesi var. Kına yakarsınız diyor. Göçmen sevenler kına yaksın ifadesini kullanıyor. Bununla ilgili ne söylersin diye soracağım. Ya valla yani sondan başlarsak hani bir kere hukuka saygı duymak gerekiyor. Mesela kına yakma meselesi değil, bir yanlıştan dönüldü. Evet. İnsan haklarına aykırı, böyle demokraside yeri olmayan bir karar alınmıştı ve hukuk onu düzeltti. Evet. İkincisi, Tanju Özcan'ın ben bu konuda ısrarlı olacağım demesi hukuka meydan okumaktır. Bu kabul edilemez. Yani hukuk, mahkeme bir karar vermiş ve sen o karara uymak durumundasın. O kararı bypass etmeye çalışırsan o zaman hukuka meydan okumuş olursun. Benim açıklamasından anladığım kadarıyla bunu başka bir şekilde hukuku dolanarak tekrar deneyecek gibi. En azından ifadeleri bunu gösteriyor. Yeniden gider mahkemeye, evet. Yeniden hani iptal edilir. Ama sonuçta bu hukuku bypass etmek ya da hukuku dolanarak böyle hileli yollara gerek yok. Bu zaten insan haklarına aykırıydı ve bir yanlıştan dönüldü. İkincisi, CHP'nin işte disiplin kurulunda işte uyarıyla yetinmesi, o da ayrı bir garabet. Yani mesela işte vatandaşı yapınca işte mülteci hakaret edince bir şey yok ama Sayın Kılıçdaroğlu hakkında en ufak bir şey söyleyenler kapı dışarı ediliyor. Örnekleri var. İşte Mehmet Sevigen, Yılmaz Ateş, Sayın Ümit Kocasakal. Bunlar son dönemde partide, evet, kapı dışarı edilenler. Nedeni de sadece Kılıçdaroğlu'nu eleştirdikleri için. Ama hani vatandaşa istediğiniz kadar hakaret edebilirsiniz. Orada sıkıntı yok. Evet, evet. Parti sadece uyarıyor. Bu ne kadar demokratik, parti içi demokrasiye ne kadar uyuşur, başlı başına bir tartışma konusu. O yüzden de burada ben CHP yönetiminin yapması gereken Tanju Özcan'ı bir işte bir belediye yöneticisi, bir ili yöneten kişi olarak bu yeniden formatlamasıdır. Çünkü bu format yanlış bir format. Yani bunu bir update etmek lazım. Çünkü sürekli böyle şeydir, yani böyle demokrasiyi, insan haklarını rahatsız eden bir tutumu var. İşte yabancı düşmanlığı, böyle tuhaf tuhaf tepkileri var. Mesela en son belediye meclisinde işte AK Parti karşıtlığını işte eline iki ampul alıp birini yere atarak falan böyle çocukça, çok böyle hani yani bir zeka karşılığı olmayan bir şeydi. Yani ne bileyim, yani ben hani bırakın gülmeyi, böyle kaldım yani, bu kadar mı hani ortalama, evet, IQ'nun altında bir şey. Ya o yüzden hani böyle yeniden formatlamaları gerekiyor. Yani iyi bir yönetici, ilini yöneten, işte halkın sorunlarıyla hemhal, gerçek meselelere odaklanan bir yöneticilik anlayışı konusunda formatlamaları gerekiyor. Madem partiden atmıyorsunuz, o zaman formatlayın. Çünkü bu haliyle sorun olmaya devam edecek gibi. Yani dün, evet, evet, ben baktım hani böyle işte hani böyle futbolda 9 kusurlu hareket penaltı gerektiren durumlar. 2 tane o 9 kusurlu hareketten 2 tane gördüm. Yani biri o belediye meclisi üyesinde, AK Parti üyelerinde bulunduğu o belediye meclisi üyesindeki eleştiri anlatış biçimi çok çocukça ve çok iticiydi. 2 tane ampulü eline alıp birini yere atması, hı hı, falan böyle abuktu yani. İkincisi de ya mahkeme karar aldı ama ben bunda ısrarlıyım demesi. İkisi de 9 kusurlu harekettendi. Yani penaltılıktı. O yüzden de hakikaten parti yönetimi yeniden o formatlaması lazım. Çok yorucu çünkü. Evet, CHP bildiğimiz CHP, Tanju Özcan da bildiğimiz Tanju Özcan, böyle de devam edecek gibi görünüyor diyelim ve dış politikadaki
başlıklara geçelim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü. Görüşmede de Rusya-Ukrayna gerginliğiyle Sudan ve Kafkasya'daki gelişmeler ele alındı. Özellikle Rusya-Ukrayna meselesi önemli çünkü ABD'de kritik rol oynayacak faktörlerden biri bu meseleyle ilgili. Gerginliği daha çok arttırabilir. Pek tercih ettiği bir yöntem değil ama dengeleyebilir. Genelde Türkiye üstleniyor bu rolü. Sen neler söylersin bu görüşmeyle ilgili? Ya o dengeleme kısmı tabii Türkiye görüşlüyor bunu. Türkiye üstleniyor. Biliyorsun başından beri de Türkiye bu gerilimin bir çatışma, bir savaş haline dönmemesi için de yoğun bir çaba harcadı. Aslında bir anlamda bir üçüncü bir ülke olarak müdahil sürece, yani bunu bir çatışmaya, savaşa dönmeden çözülmesi konusunda ciddi bir müdahilliği var. Taraflarla da sürekli görüşüyor. En son işte Blinken'la görüşmesi de önemli. O da şunun için, çünkü Amerika tam da böyle işler dengeye oturdu, o dengeyi bozabilecek bir rol oynuyor. Evet. Yani Ukrayna'yı böyle arka çıkarak biraz böyle ileri doğru itiyor. Ben arkandayım işte, çekinmem falan diye. Oysa Amerika'nın hani bundan her an vazgeçebileceği ve onları ortada bırakabileceği de bir ihtimal olarak masada. Geçmişte örnekleri var. O yüzden de bir çatışmaya da savaş hali iki tarafta da çok ciddi maliyetler üretir. Türkiye sürekli bunu ifade ediyor. Yani aman bir çatışma olmasın, aman bir savaş hali olmasın, aman ha bunun maliyeti iki tarafa da ağır olur. Sadece iki tarafa maliyeti ağır olmakla yetinmez. Bütün coğrafyayı hallaç pamuğu gibi atar ve bu sorun hiç kimse açısından sürdürülebilir değil. O yüzden Türkiye'nin pozisyonu çok sağlam. Fakat dediğim gibi hani buradaki Amerika dengesini de oturtmak gerekiyor. O yüzden bu Blinken görüşmesi o açıdan önemli. Yani Amerika'ya ya ikide bir böyle Ukrayna'yı öne sürüp itip gerilimi daha da arttırmayın. Bırakın bu iş masada çözülsün. Taraflar oturup masada çözülsün. Bunu demek açısından önemli. Çünkü dediğim gibi Amerika sürekli böyle tam böyle şey aşamasına geliyor, işler yumuşuyor falan, pat Amerika'dan açıklama, işte NATO'ya alabiliriz. Ondan sonra Putin diyor ki bunda bir hile var, başka bir iş var. Ya da işte Ukrayna'ya arkandayız. Bakın işte Amerika'nın maşası falan diye tekrar Putin coşuyor ve hiç içinden çıkılmaz bir hale geliyor. O yüzden Amerika'yı dengelemek şart. Peki. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel değerlendirmelerini aktardı. Melik, teşekkür ederim. Görüşürüz yine. Hoşça kal. Çok sağ ol. İyi yayınlar. Kolaylıklar. Teşekkürler. Analiz sentezi burada noktalayalım ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki açıklamalarına dönelim şimdi.